Ülkemizde her geçen gün artan hastalıklardan biri olan diyabet ve diyabet hastalarının sıkıntıları ile ilgili Diyabet Derneği Başkanı Caner Arca Kanalsim'e konuştu. Caner Arca, diyabet hastalarının zaman zaman ilaçlardaki yetersizlikten dolayı derneğe şikayetlerini bildirdiklerini söyleyerek, ilaçlardaki eksikliğin büyük ölçüde istatistik tutulmamasından kaynaklandığını belirtti. Arca, hangi hastanın hangi ilacı ne kadar kullandığının, yılda o ilaca ne kadar ihtiyaç duyduğunun bilinmesi ve ihaleye buna göre çıkılması, aynı zamanda ihalelerde kaliteli ilaçların hedeflenmesi gerekiyor dedi. Diyabet Derneği Başkanı Arca ayrıca, her ihale döneminde firmaların ve buna bağlı olarak ilaçların değişmesi, kaliteli olmayan ilaç alımı da bunu etkiliyor şeklinde konuştu. Neden insülin ya da başka ilaç eksiliyor? Birkaç şeye bağlı. Bir tanesi bir istatistik tutulma diye bir durum yok bizim memlekette. Yani Kıbrıs'ta istatistik diye bir şey yoktur. Tutulmuyor. Hiçbir kayıt tutulmuyor. Tabii ki hastaların dosyaları vardır ama önemli olan hangi hastanın hangi ilacı ne kadar kullandığı, yılda ne kadar o ilaca ihtiyaç olduğunun bilinmesi, ihaleye çıkılırken buna göre çıkılması. Bir de ihaleye çıkılırken kaliteli ilacın hedeflenmesi, yoksa en ucuz ilacın alınması, bu tabii ki ucuz etin yahnisi yavan olur. Dolayısıyla bunlar pek etkili olmuyor. Hastanelerin olması sağlık sistemi olduğu anlamına gelmiyor diyen Diyabet Derneği Başkanı Caner Arca, ülkemizde sağlık politikasının olmadığını ifade ederek istatistik yoksa planlama yapılamaz ifadelerini kullandı. Hastanelerin olması sağlık sistemi olduğu anlamına gelmiyor. Bizim ülkemizde bir sağlık sistemi yoktur. Bir sağlık politikası yoktur. Yani eğer sağlık politikanız olmazsa nereye gideceğini bilmeyen bir yeltenin için hiçbir rüzgar elverişli değildir. Sizin sağlık politikanız yoksa nereye gideceğinizi bilmezseniz, neyi amaçladığınızı koymazsanız önünüze ve sadece hasta var, işte ilaç da gelsin, bu ilaçlar gelsin, o ilaçlar gelsin, getirirsiniz bir miktar ilaç. Hastaneler ilaç yaz, ilaç ver noktasına geldi. Caner Arca, diyabetteki eğitimin yetersiz olduğuna değinerek, diyabet bu sistemle kontrol edilemez dedi. Koruyucu sağlık sistemiyle diyabetin önüne geçilebileceğine vurgu yapan Arca, annelerin eğitilmesi ve çocuk daha anne karnındayken beslenmesinin kontrol altına alınması gerekmektedir şeklinde konuştu. Doğru dürüst bir eğitim almadan, hiç verilmiyor anlamında söylemiyorum. Ama Sağlık Bakanlığı'nın böyle bir görevi yok. Yasasında da yok. Doktorlar kendi inisiyatifiyle bazı eğitimler verebiliyor veya aşağıdaki hemşire, ama yetersizdir. Hemşire de yetersizdir zaten. O verdiği eğitimle, yani siz geldiniz doktora, doktor size diyabet olduğunuz dedi. Siz ne olduğunuzu fark etmeden kafanızın içinde bir uğultuyla gidiyorsunuz hemşirenin karşısına. Hemşire size bir şeyler anlatıyor. Anlattığını anlamazsınız bile. Anlasanız bile kapıdan çıkarken evinize gidesiniz, yarısını unutursunuz. Ertesi gün kalktığınızda da öteki yarısının yarısını unutursunuz. Yani diyabeti böyle kontrol etmenize imkan yok. Bu sistem diyabeti kontrol edemez. Daha anne karnına düşmeden çocuğun, annenin eğitilmesi gerekir. Çocuk anne rahmindeyken daha beslenmesi ona göre olmalı.